Şimdi öte yandan diyorsun ki sen Ömer %99,99 bu cinayetin içindedir diyorsun. Evet. Bunu nereden biliyorsun? Ha, yapar çünkü. Ha, yapar. O yani. Potansiyel var. Evet. Niye öldürsün? Özür dilerim. Niye öldürsün Yılmaz Hoca'yı? Ya, belki de kardeşleri yaptırdı. Ha, kardeşleri Ömer tetikçilik yapar mı? Evet, yapar. Nereden biliyorsun? Yapar çünkü her şeyi yapar o. Ya biri ona para verirse her şey Yapar. yapar mı? Evet. Ha, Orhan Bey buyurun. Silah merakı var mı diye soracaktım Var. Çok da. Eve meraklı. silah getirip götürüyor muydu? Getirir. Sürekli. Götürür. İki tane silah vardı zaten. Seninle evli olduğu sürece Haçka'da Evet. oturdun mu abla sen? Ben oturdum. Orada fazla oturmadım. Haçka'da. Evet. Şu an oturduğu evde. Yazın. Evet. Bir ay falan bir şey oturdum. Bir iki sefer gittik. O zaman da 2 ay falan bir şey oturdum. Şimdi sen 2017 yılında ayrılmışsın ya Ömer'den. 2017'de ayrıldım. Tamam. Ama bazı tanıklar diyorlar ki 2013-2014 yılında biz Rukiye'yi o evde gördük. Sen sürekli o... Olabilir, ben ayrılmıştım o zaman. Babamı dövdüydü, ben ondan Boşanma ayrıldım. olmuş. Ha, kanunen boşanması 2017 galiba, öyle mi? Sen ne Evet. zaman evden ne zaman ayrıldın? Yani kaç 2017'den kaç yıl önce ayrıldın? 2015'te ayrıldım ben. 2014'te ayrıldım. Biraz kaldık. Beni birisi barıştırdı yani akrabalarından. Gel dedi, barış dedi, bir daha yapma falan dedi. Barıştık. O zaman da sonra babamı dövdü. Babamı dövünce ben de aldım gittim babamı köye, kendi köyümüze. Şimdi Ömer'in doğruları söylemediğini şuradan biliyoruz. Ömer aynı zamanda biz Yılmaz Hoca'yı tanıyor musunuz diye bir soru sormuştu. Evet. Ben tanımam demişti. Sonra da Yılmaz Hoca için şu ifadeyi kullanmış. İnsan tanımadığı bir insanın sahtekar ya da böyle Evet. ifade kullanmaz. Sahtekar veya değil, nereden biliyor? Evet, nereden Çünkü biliyor? o benim babamın evine varık. Çünkü benim çocukluğumda biz babamla çok Haçka'ya giderdik. Babamın Haçka'dan çok tanıdığı vardı. Asker arkadaşının çocukları vardı. Onu geçtim, o asker arkadaşının kayını falan, yani bize gelen giden çok oluyordu orada. Bizim çoğu zaman benim 14-15 yaşlarındaki dönemlerimde bizim ekinimizi ablam bilir, kara acılı insanlar, çalışkan Evet. insanlardır. Yani orakları iyidir. Babam davar keserdi. İmece usulü arkadaşının çocukları gelirdi. Bu ekin bir gün gelinirdi, ağırlığı derilir gidilinirdi. Yani bu gezen ve meraklı bir adamsa mutlaka babamla yolu kesişti. Şimdi Ömer'in kaç tane silahı var dedin? İki tane. Bir tek kırması vardı, bir çift kırması vardı. Bir tek kırma, bir çift kırma. Evet. Tabancası var mıydı? Vardı. Elinden aldırdı. Ne zaman aldırdı? Onu bilmiyorum. 2013 falan olabilir. Aldırdı derken satın aldı yani. Yok, başka biriyle bozuşmuşlar, silahı almış elinden. Kim aldıysa. Başka biriyle Evet, bozuşmuşlar, bilmiyorum. Ömer'in silahı. Yalan söylüyordu. Sattıysa da bilmiyorum. Çünkü Nur Sultan şunu söylemişti. Nur Sultan'ın verdiği şeyde pedagoglar eşliğinde alınan ifadesinde şu bilgi notu var. Bir küçük bir de bir çuval vardı. Bir büyük bir de küçük silahımız vardı demişti. Bir tabanca bir de bir tüfekten bahsetmişti. Bahsetmişti. Peki Evet. nerede saklardı silahlarını Ömer? Yatağın altında, arabanın içinde. Ruhsatı var mıydı onların? Fatma Yoktu. abla, Yoktu. zannetmiyorum olduğunu. Kaçak, her Adamın şey ehliyeti kaçak. yok ki tüfeğin ruhsatı olsun. Her şey kaçak diyor. Adamın her şeyi kaçak. Peki yasaklı madde kullanır mıydı? Kullanırdı. Oo. Kendisi yeşmezdi. Ekerdi, satardı. Al işte buyur. Opa. Onlar Ya da satıcı bir para olduğunu olsun diyeyim duydum. ama. Ben şikayet ettim. Kasaya şikayet ettim. Geldiler, aradılar, bulamadılar. Kaybetti yani, bildi herhalde. Şu anda Rukiye'yle kaldıkları şeyin oralarda yasaklı madde ekiyor mudur? Evvel ekiyordu. Avarın içine bir anda ekiyordu. Ha, o zaman ihbarda bulunalım. Orası neresi? Hangi komutanlığa bağlı? Efkaf Çiftliği. Efkaf Çiftliği komutanlığına bağlı, jandarma Evet. komutanlığına. O zaman burada bir ihbarda bulunuyoruz. Efkaf Çiftliği Karakolu. Karakoluna ihbarda bulunuyoruz. Zaten Lütfen bir an önce gidip orada varsa gereken inşallah yapılır diye tahmin ediyorum yani. Bu yaparlar. yayınlarımızda ihbar niteliğindeymiş. Karısı burada diyor ki, beyan ediyor. Şey yapardı, nereye ökerdi? Bir daha sen söyle, ben söylemeyeyim. Erik bahçesini onlara falan ekerdi. Yaylaya, avarın içine ekerdi. Haçkaya yaylaya, Avar dediği zepse. Zepsenin içine ekiyordu. Sebzenin içine. Evet. Serpiştirir. Aa, hani mesela örneğin sıra fasulye dikilir ya, sıra sarılınca fasulye arasında görünmez. Çok uzun olması lazım ama. Neyin? Çok uzar o. O Çok madde uzar. çok uzar. Ha. Mısırla falan beraber yapıyorlar onu. Yani. Attığı
zaman büyük kargı dikiyorlar. Yani adam görükmüyor arasında. Ay çiçeği evlen yapıyor. Ömer Rukiye'ye sahip çıktı ya burada. Güya sahip çıktığını söyledi ya. Niye sahibi Orhan Bey? Evet, ya da biz Ömer'in ismini öğrendiğimiz an itibariyle zaten Ömer şu anda radara girdi. Bunu bir şekilde savcılıkta, jandarmada takip ediyordur. Yani varsa da yaptı öyle bir şey, çıkacaktır ortaya. Bu arada Rukiye Doğanay şunu hatırlatıyor bana, haber müdürüm. Özgür de öyle. İnsan her şeyi hatırlamayabiliyor yayın sırasında. O yüzden onlarca notla çıkıyoruz. Şeyi hatırlatıyorlar. Yani Rukiye özellikle yasaklı madde kullandığı için Durasan'a kızıyordu ya. Yasaklı maddenin babası Ömer'miş yani. Yani evet. Babası oymuş yani. Kaynağına mı gittin sen Rukiye? Ne yapıyorsun orada? Nasıl sürekli yer? Burada yasaklı maddeyi de dilinden düşürmüyordu. Kızıyordu. Benim kızımın diyordu, sen yasaklı madde kullanıyorsun. Orada ne işi var diyordu. Yasaklı madde eken, biçen iddiaya göre karısının işkenceci bir adamın yanında. İdem Hanım, Rukiye'nin taktiğiydi o. Sırf Durasan'a çocuğu vermemek için sürekli burada ekranlarda onun madde kullandığını söylüyor ki yarın bugün velayeti alamasın diye. Bence benim düşüncem bu. Yani Rukiye orada onu sürekli bilerek yaptı bence. Olabilir. Birçok hareketi yaptığı gibi. Şimdi sen bence Ömer'in her şeyini bize daha anlatmadı. Ve elin böyle hazır oldu, bir elini görür müsünüz? Bence de. Evet. Korkuyor. Korkuyor. Fatma abla, kurban olurum. Tattım benim. Çok şeyler yaşattı. Çok şeyler. Çok şeyler. İşte bana her şeyi anlat. İçini dök. Biz de bu Ömer'i daha iyi tanıyalım. Çünkü senin söylediklerin bir cinayetin aydınlatılmasını bizim için çok önemli şey. Yanına kalmasın abla, kimsenin evet, yaptığı. Evet, anlat artık. Gelmişsin bak, o kadar yoldan gelmişsin. Mersin'den, Silifke'den gelmişsin. Çok şeyler yaptı. Ne yaptı sana başka? Dövdü, kovdu, sövdü. Hepsini. Derdi ne seninle ya? Ha işte. Sevmemiş seni o zaman. Bilmiyorum sevdi mi sevmedi mi, orasını da bilmiyorum. Sevgiyi biliyor mu acaba? Değil mi? Sevgiyi zaten bilmiyor. Sevgi bilse zaten kadın cinayeti, kadın cinayeti. Nerede bu kadın cinayetinin şeyi? Sen peki özellikle diyorsun Rukiye'ye böyle sahip çıkması, kadın cinayetlerine karşıyım. Ondan sonra deyip Rukiye'ye sahip çıkması karşısında artık yaşadığın işkenceler aklına gelmiş anladığım evet, kadarıyla. Evet, gelip bize dertleşmek istemişsin. Evet. Ama çok çok önemli bir tanıksın ya. Vallahi helal olsun, tebrik ediyorum seni. Ben öncelikle... Evet. Ne oldu Mercan? Haklısın ya artık. Ya gerçekten Nidem Hanım, şey diyelim, psikolojik olarak artık sinirlerim o kadar yıprandı ki... Fatma Hanım'ın en başta Mersin ili Silifke ilçesinden bir adalet meşalesi yakıp size geldim. Buna eşlik ettiğiniz için başta siz olmak üzere bütün ekibinize çok teşekkür ederim. Estağfurullah canım. Ve buna bir meşale de Fatma Hanım ekledi. Ona da teşekkür ederim. Bunu babam için değil, bütün insanlık için istiyorum. Yapanın yaptığı yanına kar kalmasın. Tamam, ben başta da söyledim burada. Benim babamın yaptığı doğru değildi. Ben bunu hiçbir zaman savunmadım. Benim babam bu yaptığında çok haklıydı demedim. Hiçbir zaman savunmadım. Zaten babamın yaptığı yanlış olduğu için biz Rukiye'yi dövdük, kovduk. Ama şu hikayenin sonunda bu adam benim babam ve benim babamı kimse öldürmek hakkı yoktu. Gidebilirlerdi. Benim babamın suçu ne? Ve bu adamın kanı yerde kalmasın istiyorum. Adalet yönünde de mücadelemiz devam ediyor. Bazı şeyler belirlendi inşallah. Merak etme. Şu anda Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Bey de çok yoğun çalışıyor biliyorum. Tahir Özgenç de sayın başsavcımız. O da çok yoğun çalışıyor. Herkes şu anda DNA sonucunu bekliyor. Ama... Bekle, biraz sabır, kurban olayım. Biraz daha. Peki bir ara erdik, sonra beraberiz tekrar.